falan. Kuşağının kumduğanında manzara belli. Parkın önünde de yaptıklarını görüyorum buradan. Sonra bakarız daha yakından. İşlem hala devam ediyor. Uğur okulları. Nergis. Altur. Jüdensiz Holding'in bir parçası. Oraya da. O komşulara da. Bunlar burada mı oturuyor? Yok. İç Hamsır'daki orospu anaları burada oturuyor. Şimdi gelelim eve dönerken gördüğümüz aktörleri biraz tanımlayalım. Ziyaretimden çıkar çıkmaz tasmalı köpekli Bivica, kahverengi orta boy köpekli. Onu daha önce buralarda iç hamsırı orhunluğu yaparken gördük. Bilmiyorum, belki de Playboy Bambi'liydi. Tabii ki daha önce gördüğüm örneklerden anladım. Haberleşiyorlar. Sonra Altunizade'ye varınca oradakini gördük. Savunmuş hayvanı çok iyi bir, çok güzel, temiz bir hayvana benziyordu. Onu burada daha önce gördüm bilmiyorum. Kesinlikle uğramıştır. Ve ilerisinde sahibi anında telefona sarıldı görür görmez. Aşağı doğru giderken yorumlar yaptığım hakkında kayıp mendil satıcısı, İngiliz ajanla alakalı, ona çok benzetmişler. Herhalde telefon etmemi bekliyorlar. Aynen sakallı, beyaz sakallı. Sanki adam kayıpsa kestirmeyecek. Tanınmamak için. Aynı ceket, aynı pantolon. Sonra geliyorum camide. Beklendiğimi söylüyorum. Binlerce binlerce örneği bilerek. İlk karşıma çıkan kim? O sözde sokak köpeğiyle onu takip ediyormuş. Hayvanını istemiyormuş bu ayağın. Onun hayvanından daha temiz hayvandı. Onu kilitliyor gebe eğitim hastanesine. Karşı çıktığını bildikleri için oraya parazit dayatmasın. Sonra kedi tiyatrosunu başlatıyorlar. Ben onlarla çekimle uğraşırken gelmiş almış oradaki köpeği. Öteki pislik. Buradan aşağı her seferinde gelen, burada sıçtıran, sen daha önce dayak yememişsin diye tehdit eden, her balkona çıktığında buraya fırlayan öteki şırfıntının yerine, onun da çıktığı zaman burada belli. Hepsi videolarımda yeni taşınmış gibi. Hepsi böyle. Hepsinin işlemi böyle. Yabancı suratların. Ondan sonra o iyi bu işte tam konuştum diye düşünün yani. Kesinlikle bunlarla alakalı ve hayvanını bana tiyatro için hayvanını kapıştırdı, saldırtıldı onun hayvanına. Kan içinde bıraktı hayvanını bu tiyatrolara ortak olmak için.
hayvanını bu kadar seviyor. Bunların hepsi cinayet aleti gibi bir şey. Öyle kullanılıyorlar. Baskı aleti, milleti intihara sürüklüyorlar bunlarla. Benim araştırmamdan beri. Sonra o ikisini atlatıyoruz. Parka geliyoruz. Orada bir tane topallayan ihtiyar hayvanıyla. Peki o kim? Onu daha önce hiç görmedim. Fakat o hayvanı gördüm. O hayvanla geldi. Bir tane dümdüz göğüslü yarı erkek. Lesbiyan kısmı ne? Tam o parkın köşesine sıçtırdı. Müthiş bir koku. İçindeki hastalıklar belli. O yaşlı falan değil. Aradığınız her hastalık vardır ona. Yarın gün boğazım yandı. O boğaz yakan, pislikleri yapan tiplerden biri. Bunlar biliyorlar nasıl bunu yapacaklar hayvanlara işkenceyle. Evet, sonra diyorum, bunlar iki yönde de bekliyordular beni. Buyurun bakın, bir ton daha geldi. Yeni, bu da yeni fırladı. Sesini duyduk bu ibnenin. Bu da yeni taşındı be. Sonra biliyoruz yani, oradan da bekleniyoruz, oraya doğru gidiyoruz. Daha eczaneyi geçmeden beni dava eden, saldıran başka bir erkekle 5-6 kadının kollarından tutarken pataküte pataküte ben bir dokununca böyle kafatası çatla raporu alan ve bütün benim bana yapılan işkencelere neden olan yönettikleri hakim ve savcılarla kararlar alıp o güçlü isim Öztürk dönüşümde 3 tane daha toplamış bir yem alıp geldik. Yem ve çay 2 dakika sürmedi. Bu kadar çabuk hareket ediyor bunlar. 3 tane onun gittiği turnikede gelip göreceğimi bilerek dizilmişler. Yeni bir şıllık ve onun erkeği. Sonra gece tekrar bir hava alayım dedik. Kafamı uzatır uzatmaz aynı o köpekli pat diye fırladı oradan. Bunlar sülalece fırlama hepsi. Yandaki Fuat Avni'den belli. Kendi analarına ilk samstırda fırlama. Şu anda neyi bilmiyorum karşıdan mı? Müthiş frekans altında olduğumu belirteyim. Evet, tiyatronu görelim yeni aktör. Senin de ananın da Fuat Avni Orhun gibi ilk samstırda kasetleri var mı? Senin bacına da sünnetsiz karısı çocuklar olan milli damat dayattılar mı? O şimdi masum gezdiren biz takıntılıyız. Bütün hedef bu. Hakim kararı içeriyor. Fuat Avni İksamstır. Nerede lan şeyi gönder. TV8 ahçı yarışmasına kattığın gazilere sinek sivrisinek hastalık bulaştırmak için. Mıstığı çıkar lan.
Onun da hayvanının böyle boğazı yakan. Yarım gün pislik şeyi var. Çıkarsana onu. Kendi anasıyla ilk samstır. Yerine kedi okabasını şuradan onu suratıma bakarak sürecek. Olduğu köpek gibi. Köpekten hiçbir farkı yok. Ormanlı daire içinde. Dün pisliği oraya yerleştiren kakadriye için. Pedofili. Nasıl başvurma ya? Yemin ederim bunlar insanları çileden çıkartır. Kes lan şu frekansı. Azalt biraz. Samstır Orhon'u. Kapı açtırdı be. Gösteriş yapacak. Nergis'le. Ben buradayım diye çıktım. Bela okudum. Ben bela okuyanlardan değilim dedim. Fakat Allah ne belan varsa versin. Cehennemin en dibine git. Bundan sonra her gelene. Aynı belayı okuyacağım. Ya, diye laf ne geldi birkaç şey alma. Arka bagajından ya iş yapıyor. Allah belanızı versin inşallah. En yakın zamanda tüm bu servislerin çocuklara zehir saçan tüm odalar birliğinizin, tüm holdinginizin cehennemin dibine geçirsin inşallah. Her isteği denedik. Kötü yoldan dönsünler. Kötü yoldan dönenlerin günahları bağışlansın. Fakat besbelli Allah bu zalimleri istemiyor doğru yola gitmelerini. O yüzden öyle beddua ediyorum. Bu iblise uyanlara en yakın zamanda en ağır belayı bulursunuz inşallah. Orospu anasıyla ilk sanstırla 5+5'lik şiir okuyana uyduğunuz için düşünün de kendi orospu anasıyla kaseti olana yardım ediyorsunuz. Her lan bu anası ümit için mi çalışıyorlar? Nasıl böyle serbestçe hareket edebiliyorlar? Neyim lan ben? Ümit! Bit. Sadece etraftan bokları, çocuklara, bebelere saldırıları, parazit, mikrop, sinek, sivrisinek, onları önlemeye çalışıyorum. Her iki adımdan bir boka basmayalım diye. Bunlar size çalışıyorsa, ofisinizin Allah belasını versin veya bunları önlemiyorsanız diye yine aynı şekilde tümünüzün Allah belasını versin. Mit bit. Sanki bilmiyorlar yani bu şeyleri. Ha? Benim lan 2 dakikada bulduğum kendi anası ve kendisi İksamstır'da Orhan Seyfi Orhon, onu siz nasıl görmezsiniz mit olarak? Bana yapılanları nasıl görmezsiniz lan? Bu stalkingleri. Allah ne belanız varsa versin. Evet, bugün bela okuma günü. Milli damatın piçliğine bak, sadece kendini göstermek için burada benim diye geldi. Dava umuduyla. Bu kendi orospu anasını becerenin her balkona fırlayışı gibi. Böyle bir frekans size de yapsınlar, çileden çıkmayın bakın. Çık.
çıkar çıkmaz yemleri döktüm. Tek bir kuş yok. Frekansın kanıtı budur. Tahminen bu yapıyor. Allah'tan bulun lan. Böyle aileleri parçalıyorlar. Frekansına gaza getirerek seven aileleri. Çünkü kendileri ailelerini hiç sevmiyorlar. Onlarla yatak sanatı yapıyorlar. Bambi. Kitapta yazan şeytanın soyu bunlardır be. Bilmiş olun. İçin tam şu an geldi. Bir balkona çıktığım için iki kapıyı duydu. Kuşları besleyici kapıyı duydu. Dışarı çıktığımı zannediyor. Tam zamanına gelecekti. Biz de gaza gelecektik. Bir davada. Çünkü frekans. Adam kendi orospu anasıyla sitelerde be. Pardon, adam mı dedim, hakaret oldu. Pislik belki daha uygun veya iblis. Doktor ne yapıyorsun lan? Sana yem getirdi. Poşetle çantalarla geziyorlar. Bir oraya. Ne o? Verdiğin şey ne? Ha, elini yalıyor. İnşallah kaptın. Ondan önce bu hayalet kovalıyor gibiydi o ağacın dibinde. Daha önce bir çekimim var. Gerçekten öyle bir şey var gibi orada. Daha önce böyle en az en büyüklerinden bir neydi o, kelebek hastalığı olan otobüste karşıma çıkan bunlar gibi tesadüfen. Onun getirdiği kedi öyle tırmanmıştı oraya. Bir şey sıçramıştı, yere kaçmıştı böyle. Bulut gibi. Videomda midem bulanık, müthiş tatla uyandım. Boğazımda neler yaptıkları belli. Bütün gece oradan. Sonra kontrol edeceğiz. Gece yarısı işçileri ve bu hayvanlarla katillere bak. Kendi analarını porno sitelerinde beceren katiller. Evet, bu seri katile uyan ve bile bile bu şeytanlığı yapan servisçiler odalar birliği. En yakın zamanda cehennemi boylarsınız inşallah. Frekans hala devam ediyor. Şimdi çıkalım bir kontrol edelim etrafı. Bakalım nasıl. X hamster akbabalığı yapılmış. Bu rahatsızlıklar sadece frekanstan mı bütün gece? Yem yememişler. Buradan dün gece çıkıp müthiş kokan ishal, rengi tuhaf koyu pisliği kaldırdım. Başka yok gibi. Zerre sinekler burada. Üstüme. Yaşlı hastaneden yeni geldi. Tekrar bokta yatması başladı. Hayvansız tutuyor. Bunlar masum misali. Fakat boklar belli. Öldürecekler adamı be. Kimsenin umurunda değil. Göz göre göre öldürecekler. Ve bu odalar birliği, sevişçiler bu işin içinde. Kaldırıyoruz. Şöyle bakın, ishal şeyler aynı öteki
pencerenin önündeki gibi. Aynı çeşit. Ve penceremin önü saç büyüsü. Ormanla daire içinde sineklerle kasetli saç büyüsü. Ne yapmışlar burada evimin önünde? Hayvanları toplamışlar. Bu nedir? Kimyasallı bir madde olduğuna emin olun. Gidin ananızın pencerenin önünde besleyin lan. Gidin ananızı becerin lan. Gidin lan bu boklarla. Ufak çocuklara. Gidin bu şeylerle. Ananızı becerin. Gidin lan iks hamster orospusu ananızı becerin. Evet, kaçın kaçın lan. Eczanenin önüne kaçın lan. Evet. Ne oldu? Su mu içeceksin? Ne kaçıyorsun? Su kapları yetmiyor mu? Ha? Yetmiyor mu bu kap? Gösterişe bak. O kapı yetmiyor mu orada? Ya sen kulağı kırpık gri kedi. Oo. Temiz güya altını. Şu ne lan? Bu pislikler ne? Yediği kapları temiz tutulması lazımmış. Belgelere göre. Haftada iki kez yıkanması lazımmış. Evet. Ne için? Mikrop kapması için, hastalık dayatması için. Özellikle bebelere. Burada ne var? Oo, şu ishal şeye bakın. Sinek yuvası. Çocuklara. Zor çıkıyor, zor. Gömmüşler. Evet. Kim bunun faili bilmiş olun? Kendi orospu anasını ilk hamsterda beceren. Burası da temiz tutarız dedikleri yer. Mahkemeden çıkar çıkmaz boka boldukları yer. Bunlar gibi. Yaprakla örterek. Çünkü orada kanal var. Kap 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 kap. Kap. Ne haber nöbetçiler? Tarot yok mu tarot? Bok nöbetçileri. Yok ettik anında yine döşecekler aynı yerlere, aynı noktalara. Ve biz burada takıntılıyız, suçluyuz, şizofreniz. Dünyada ne kadar şizofren varsa bu şeylerin saldırısından oluşmuştur. Bu şeylerinle bunun gibi orospunun piçleri, bunun gibi aletler hala devam ediyor frekans. Ne işin var lan burada? Sessiz konuşalım. Fırlama olur balkona. Olduğu fırlama gibi.
olduğu kendi anasını sitelerde beceren fırlama gibi. Evet arkadaş, 34 LDK 037. Umarım cehenneme bir an önce bir pislikten kurtuluruz. Çünkü ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bak tek bir kuş yok. Sen de bu seni yöneten gibi kendi orospu ananla sitelerdesin muhakkak. Bunların başka bir işlemini de açıklayayım deniyorlar çünkü kulağıma geliyor. Böyle çoğunluğu elde edip bu şeylere karşı çıkana karşı imza topluyorlar. Bunu evinden etmek istiyoruz biz. Neden böyle şeyler yapıyorlar? Çünkü kendi orospu analarını sitelerde beceriyorlar. Ne bile pislik. Hiç vazgeçmiyorum. En yakın zamanda inşallah tümünüzün şu karşıda duranında kıçları cehenneme varır inşallah.